Ağlayan influencerlar görüyorum bu aralar. Ya da bunu bu ses tonuyla söylemeyeyim. I see crying influencers. I see dead people gibi oldu mu bilmiyorum ama olmuştur umarım. Siz olmuş gibi farz edin. Bu aralar görüyorum abi Twitter'da görüyorum, Insta'da görüyorum. Influencerlar ağlıyor. Ya ağlamayın abi siz. Bari siz ağlamayın. Bu influencerların da hepsi değil bu arada. Zengin olanları ağlıyor. Bir tweet gördüm Enes Batur atmış. Bir gün son kez hoodie aldık ve kimse bunun farkına varmadı. Ya çocuğum bari sen yapma. Takipçilerini öyle diye bütün insanlar öyle değil. Herkes 5 yaşında değil. Bu ülkede fakir edebiyatı yapacak son insan sensin ya. Yapma. Gerek yok. Aynı şekilde Berkcan da böyle yapmış. Danla Biliç de böyle takılmış. Milyon milyon dolarları olan insanlar açlık edebiyatı kasıyor. Ya yapmayın ya. İtici gözüküyorsunuz. Farkında değilsiniz. Zaten bu farkındalık olsa bu seviyelere gelir miydiniz medyada? Onun da şüphesi var içimde. Böyle böyle davranıyorlar. Ekonomik krizden daha fazla irrite ediyor beni. Bakın çok basit bir şey söylüyorum. Uçuk Z zengin insanlar halkçılık oynamasın. Gerçekten farkında değilsiniz insanların ne kadar zorluklar içinde yaşadığını. Bugün tabii ki bir dram kasmak istemiyorum burada. Ama bunların yaptığı şey de şu. Piyasada gündem ne bu? Hadi bu gündem üzerinden bir çıkar sağlayalım. Her gündem herkese gitmez. Bu bu kadar basittir. Çünkü bir şey üzerine bir şey yapmak istiyorsan o konuda en azından bir empati yapabilmelisin. Bazı şeylerin farkına varabilmelisin. Ekmek kaç para desek bilemeyecek insanlar açlık edebiyatı kasmaya çalışıyor. Bak şunu deseniz anlarım mesela. Bir gün son kez Louis Vuitton aldık ve kimse bunun farkına varmadı. Bak bu olabilir. Çünkü Louis Vuitton herhalde bir 5000 bin, bin lira vardır kıyafetlerin parası. Veya Prada takım alamadığın için ağlamalar falan. Bak bunlara ben tamamım. Zenginin içinde de fakir edebiyatı kasabilirsin. Onlar da sonuçta bazıları eksilmeye gidiyor. Onlar da bazı ihtiyaçlarını karşılayamayabiliyor. Maserati alamıyor da Range Rover alıyor. Bu da bir küçülme. Onu da anlarım. Onunki de bir derttir kendi çapında. Ama asgari ücretliymiş gibi davranmanız gerçekten Osuru ki etkisi yapıyor ortamda bak. En net ifade bu. Biri böyle 10 tane haşlanmış yumurta yemiş. Üzerine de 5 tabak kuru fasulye yemiş. Ve seninle aynı ortama gelmiş. Aynı bu etki. Öyle eskisi gibi bunlara düşman insan falan da de değilim. Sadece yaptıkları saçmalıklar komiğime gidiyor. Gündem dışı kalmamak istiyorlar. Ve bu aralarda gündem hep dolar. Hep ekonominin çöküşü. Bunların da meslek gereği gündemi sürekli bir şeylere dahil etmek zorundalar. E ama edemiyorlar da. Tamam dolar yükseliyor da taşınmazları da kat kat artıyor. Tamam gelir düşüyor ama mal varlığı da orantısız bir şekilde yükseliyor. Anlayamıyorlar ve ama bir yandan da buna yönelik bir şeyler çıkartmak istiyorlar. Bu çıkıyor. Bu aralar mesela mizahçıların en büyük derdi şudur. O kadar çok dolar dönüyor ki dolar üzerine bir espri yapmaları gerekiyor çoğunun. Ben kasmıyorum artık bu konuda yaratıcı bir şey olsun diye falan. İlk akla gelen bütün şakalar zaten 2018'de falan bitti. Şimdi yenilikçi olmaları gerekiyor. E o kadar da olamıyorlar. Yeni bir şaka yazmak ve bunun iyi olması ciddi efor isteyen şeylerden biri. Şu an büyük bir kıtlık var. Mesela elinizde iyi bir şaka olsun şöyle bir dakikalık. Gerçekten iyi olsun. Abartısız söylüyorum bunu bir fenomene, bir mizahçıya 10 bin liraya kakalarsınız. Ama güzel bir setse. Kapış kapış alırlar. Bunu bir düşünün ama bak. Ben 10 bin vermem. 100 liraya anlaşabiliriz iyi bir şakaya. Belki animasyonunu falan yaparım. Ne yaparsın? Bizim içeriklerden de böyle milyon dolarlar dönmüyor. Ayda 500 bin dolar falan dönmüyor. <laughs> Biz daha anca bu kadar dönüyor. İdare edin artık. Sizi de rahatsız ediyor mu bu durumlar mesela? Bunu çok merak etmeye başladım. Yoksa gerçek İnanıyor inanıyor musunuz bu duruma? Böyle Danla'nın ağladığını düşünüyor musunuz? Ya da Enes Batur'un o lüks araçlarından birinde hüngür, hüngür ağladığını düşünüyor musunuz? Yoksa şunu mu düşünüyorsunuz? Ulan zaten benim tonla derdim var. Bir de bunu mu dert edeceğim AMK? Böyle düşünenlerin oranı daha yüksektir diye düşünüyorum. Ben de ne yapayım işte her gün farklı bir şey dert edinmek istiyorum. Bugünün de gündemine baktım hep. Kan dondurucu gündem vardı. Uç olaylar uç olaylar üstüne dolar dolar dolar. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcastte görüşmek üzere üzere öpüyorum hepinizi